Mide şikayetlerinizi anlatır mısınız? Midede yanma, mayalı tür şeyler yediğim zaman asitleşme, böyle buraya asitle. İlaç içiyor musunuz? İlaç tabii. Asit düşürücü ilaç, her gün mü içiyorsunuz? Evet, her gün mesela alıyorum. Ha. Gece boğulması gibi bir şey yaşadım. Hatta eşimi uyandırdım, sırtıma vurdu. Bu iki defa mı oldu? Evet, iki defa. Tamam, şimdi endoskopla bunu değerlendireceğiz. Evet. Eğer varsa ki ciddi bir reflünüz veya mide fıtığınız, hem onu düzelteceğiz. Evet. Hem sliv, mide küçültme, sliv garsektomu, hem de oraya sarg yapacağız. Evet. Burada önemli olan şey, sizin sadece tüp mide yaparsak yine bu şikayetiniz devam edebilir. Onu da ortadan kaldırmak adına. Obezite cerrahisi ile ilgili merak ettiğiniz bir şey var mı? Yok. Sadece ilerisi için acaba sıkıntı yaşar mıyım? Hani şey, kusma oluyormuş bazıları diyor. Çıkarma, yani 2-3 gün dışında çok olmaması gerekiyor. Evet. Eğer bir haftadan sonra da kusmalar varsa teknik bir problem var demek. 22,5 kilo verdiniz. Harika. Evet. Yani tabii ki gözle de fark ediliyor. Karyolar fıtığınız da iyi. Hiçbir problem yaşamadım. Şu anda mide şikayetim yok. Çok iyi hissediyorum. Hı-hı. Hemen fark edersiniz. Tabii çok fark ettim. Hı-hı. Çünkü benim burada, size daha önce de anlatmıştım Ahmet Bey, sürekli yediklerim veya içtiklerim takılırdı. Üstelik biz çok... daha ödemli günlüğünüz. Evet. Tüp mideye attığınız için ona rağmen o his kayboldu. Evet, değil mi? O his kayboldu. Evet. Bu ameliyatın ne farkı var daha önce diyetler yapmış olan bir insan olarak? Bence harika bir şey. Zaten hani yemek mesela aklımdan geçiyor. Ay diyorum, bu ne kadar güzel bir şey yesem. Önüme gelse bile hayır diyorum. Yemekle yani sen mutlu oluyor. Az yiyince mutlu oluyoruz. Evet. Hasta olmuyorum mesela. Sık sık azar azar yiyorum. Şekerle ondan kurtulabildiniz mi? Tabii. Şu anda nasıl biliyor musunuz? Tatlı deyince benim midem... Eskiden tatlıyı çok severdim. Çok severdim. Çikolata, tatlı. Evet.